sevdalısı. Cel hocamızın yıllardır arkadaşı. Onu çok yakından tanıyoruz. Şiirleriyle, yaptıklarıyla. Şair Ali Özkan. Alkışlarınızı. Şairlik oldukça iddialı bir sözcük. Hümeyra öyle tensip buyurdu ama ben daha işin çok çok başındayım, onun farkındayım. Celil abi tiyatronun, sanatının hakimi, tiyatronun hadimiydi. Gençler için söyleyeyim, hadim, hizmetçisi. Sevenleri yastadır. Tiyatro ki insanı insanlara anlatır. Bu sanatın hadimi Celil Yağız ustadır. Yıllar yılı didindi ve ömrünü harcadı. Kadir kıymet bildik mi? Sevenleri yastadır. Tiyatrosuz bir yaşam ona göre değildi. Diklenmeden dik durdu, seyirciye eğildi. Oyunları her daim beğenildi, sevildi. Kadir kıymet bildik mi? Sevenleri yastadır. Aydınlık ve bağımsız bir Türkiye isterdi. Karanlığı sanatla aydınlatmaktı derdi. Sanatının gücünü her ortamda gösterdi. Kadir kıymet bildik mi? Sevenleri yastadır. Celil Yağız adını bir sahneye verelim. Toprağına kırmızı karanfiller serelim. Şad ederek ruhunu huzura da erelim. Kadir kıymet bildik mi? Artık bildik diyelim. Ve anısı önünde saygıyla eğilelim. Teşekkür ederim. Tiyatro ile ilgili çok özel bir anı var burada. Eskilerden, Atatürk döneminden. Muhlis Sabahattin İstanbul'da opera ve operetler oynayan bir kumpanya kurmuş. 1930'lar. Carmen'i oynuyorlar. Turneye çıkmışlar. Trenle İzmit full çekmiş. Oradan Adapazarı. Havalar bozunca temsil iyi gitmemiş. Eskişehir tam bir felaket. Kar diz boyu. Temsil bile yapamamışlar. Yapamayınca da otelde rehin kalmışlar, iyi mi? 5 lira lazım. 5 lira da önemli para ha. Babam anlatırdı. Bebek Belediye'de 125 kuruşa faça masa donatıp Müzeyyen Senar'ın dinlendiği günler. Kumpanya karalar bağlamış. Otelde mucize beklerken haber duyuluyor. Atatürk Ankara'dan trene binmiş, Eskişehir'e geliyor. Şapka devrimi o yıl çıkan ve kadınlarda peçeyi kaldıran kanunla tamamlanmış. Ata tanıtmak ve anlatmak için dolaşıyor. Muhlis Bey Dobi de haykırıyor. Atatürk arkadaşım, parayı bulduk. Kostüm sandıklarını açıyor, içinden bir frak çıkarıyor, giyiyor. Doğru Eskişehir garına. Orada görevliler penguen kılıklı adama bakıyorlar. Biri Amerikan sefiri olmalı diyor. Yol açıyorlar. Muhlis Bey en öne gidiyor. Tren gara geliyor. Vagonun camı iniyor. Atatürk'ün şapkalı eli gardakileri selamlıyor. Sonra iniyor aşağı. Karşılayanlara teşekkür etmek için. Bir bakıyor karşısında yakın dostu Muhlis Sabahattin. Kollarını açıyor. Muhlis, Kemal. Sarmaş dolaş oluyorlar. Muhlis Bey iki cümleyle özetliyor. Otelde rehin kaldık Kemal, 5 lira lazım. Atatürk ceplerini karıştırıyor, cüzdanını açıyor, 3 tek lira çıkıyor üzerinden. 3 liram var Muhlis, 5 lira lazım Kemal. Atatürk yanındaki 4 yıldızlı generale dönüyor, 2 liram var mı? Paşa ceplerini karıştırıyor ve 1 lira uzatıyor. Bu kadar var paşam.
Atatürk 4 lirayla idare et Muhlis diyor. 5 lira Kemal diyor Muhlis Bey. Atatürk özel kalem müdürüne dönüyor bu defa. Hasan Rıza Soyak olmalı. 1 lira bul diyor. Özel kalem müdürü ceplerini karıştırıp 5 kuruşla 10 kuruşlarla 1 lirayı denkleştiriyor. Atatürk sonunda 5 lirayı Muhlis Sabahattin'e uzatıyor. Ali Poyrazoğlu, ben bu hadiseyi birinci elden dinledim dedi. O kumpanyanın Carmen temsilinde Don Jose'yi canlandıran tenor Celal Sururi'den. Devrin güzelliğine bakar mısınız? Hani o söyledikleri devrin. İnanmadınız değil mi? İnanılacak gibi değil çünkü. Ama Atatürk'ün hangi yaptığı inanılacak gibiydi ki? Onun için Atatürk'tü o. Teşekkürler atam. Sana minnet, sana şükran. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi bu akşam için İstanbul'da koşa koşa gelen ve konuşmasını yaptıktan sonra yine İstanbul'a koşarak gidecek olan bir tiyatro öğrencisi var. O öğrenci Celil Hocamızın öğrencilerinden biri. Sevgili Kutay Kurt, alkışlarınızla buraya davet ediyoruz şimdi Kutay. Kutay ve Celil Hoca'ya da birlikte bir İzmir turnesi yaptık, İzmir'e gittik. Başımıza neler geldi size anlatamayacağım. En son dönüşte yolda kaybolmuştuk. Ama Kutay'ın o akıllı cep telefonu sayesinde bulduk ama Celil Hoca'dan yemediğimiz laf kalmadı. Keşke olsaydı da yenilen o lafları yeseydik diyoruz. Buyurun, söz sen. Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım daha önce hiç. Konuşma yapmamıştım galiba birisi için. Hele Celil Hocam gibi değerli bir insan için. Açıkçası bu gece için herhangi bir konuşma hazırlamadım. Daha doğrusu yani Celil Hoca'ya karşı yani hislerimi nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Yazıya dökemedim. O yüzden şu an içimden ne geliyorsa sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Celil Hoca'yı tanımlamak gerekirse olağan dışı bir insandı. Yani herhangi bir yerde sokakta görebileceğiniz bir insan değildi. Ama bir yandan da sokakta yanınızdan geçen insanlardan biriydi. O kadar insan biriydi yani. Ve hani Celil Hoca'dan öğrendiğim şey benim ne düzgün bir fonetik oldu, ne güzel bir artikülasyon oldu, ne de sahne duruşu oldu ama inandığım şeyler karşısında dik bir duruş sahip olmayı öğrendim Celil Hoca'dan. Ve yani verdiği bu mücadele, bu kavgasında kesinlikle parayla pulla hiçbir alakası olmayan, sadece söylediklerini dile getirmek isteyen, İnsanlara sadece kendi dünya görüşünü paylaşmak isteyen bir insandı. Yani şöyle bir anımız var. En son işte beraber çıktığımız turnede Seferihisar'a gitmiştik. Merhaba ben, Celil Hoca. Seferihisar Kalesi'nin içerisinde sahne kurulmuş. Yani oraya girmemiz lazım. Dekorlar da çok ağır, taşıyamıyoruz bir türlü. Hani ne yapacağız bir fikrimiz yok. Neyse bir şekilde zar zor ikna ettik insanları kale kapısına girmemiz lazım. Bir tane kangoyla yolculuk yapıyorduk. Ondan sonra ben böyle arabayı ben kullanıyordum. İşte debelendim falan böyle geçiremedim kapıdan. Celil Hoca da işte yaşa falan filan dedi. Ondan sonra attı direksiyona. Görseniz yani kapıdan tam olarak da hani çiziksiz geçirdi arabayı ama yani arada sadece bir saatlik falan vardı. Neyse güzelce tatilimizi yaptık. Bir yandan da oyunumuzu oynadık. Akabininde işte akşam da oyunumuzu oynadık. Mükemmeldi yani. Yıkıldı ortalık yani. İnanamazsınız yani. Muhteşem bir alkış vardı. O kadar güzel bir geceydi ki açık havada. Öyle değil mi? Neyse. En son dekorları topladık. Çıkacağız işte. Otelimize gideceğiz.
Ondan sonra her şeyi topladık, koyduk. Arabaya atladık, tam kalenin kapısına geçerken pat diye böyle araba şeyin kale kapısının içerisinde sıkıştı birden. Meğersem dekorları yükledikten sonra kangonun sürgülü kapısını açık bırakmışız. Oraya doğru sıkışmış araba falan. Yani Cemil Hoca o turneden ne kadar para almıştı bilmiyorum ama galiba tamamı yani kangonun tamir masraflarına gitmişti yani. Galiba. Yani ne bileyim işte böyle. Yani dediğim gibi hayatta inandığın şeyler üzerine mücadele etmek nedir bana bunu öğretti Cemil Hoca ve bundan daha kıymetli bir ders bulabileceğini zannetmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Hepimizin hayatından bir şekilde geçmiş. Ne bileyim ben sadece 4 sene 5 senesine şahit olabildim yani onun hayatının. Ve gerçekten onunla aynı kavgayı vermek benim için bir onur oldu. Hepinize teşekkür ederim. Daha önce hiç kare kapısına sıkışmamıştık. Ceyl Hoca sayesinde bir araçla beraber kalenin kapısına sıkıştık. Şimdi, evet hocamız karşıdan bize bakıyor. Düz yerler için çok çaba sarf etti. Öğrencilere ücretsiz dersler verdi. Düzce Belediyesi Sanat ve Bilim Akademisi'nde. Ve Ceyl Hoca'nın çok yakın arkadaşıydı. O bir bağlama sanatçısı. Opera sanatçısı ilerliyor çünkü sahneyi boş bırakmak istemediği için Sayın Yunus Kırılmış büyük alkışlarla az sonra bizimle beraber olacak, hazırlıyoruz sahneyi onun için. Baktım sahnenin arkalarından bir alkış. Sayın Yunus Kırılmış gururla Celil Yaz'ı alkışlıyor, şimdi biz kendisini alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizimle olduğunuz için. Hoş geldiniz. Her zaman bizimle olduğunuzu da biliyoruz. Ve cenaze haberini aldığımız zaman bir telefon konuşması yaptık Sayın Hocamızla. Celil'i kaybettik Meyla dedi. Evet hocam dedim, kaybettik. Düzce, Türkiye çok büyük bir insanı kaybetti dedi. Sesinden neler hissettiğini anlamıştım. Şu anda da çok zor bir biçimde bizimle birlikte olacak. Tekrar hoş geldiniz, çok sağ olun. Sevgili dostlar, merhaba. Sevgili Celil, merhaba. Bağışlayın. Celil'le söyleşiyormuş gibi onun resmine doğru çektim sandalyemi. Bugün ona söyleyeceğim. Beraber çok iş yaptık. Sevgili Celil'le bir hayatı paylaştık. İnandıklarımızı paylaştık. Celil ve dostluğumuz bizim yıllar öncesine dayalı. Beraber hakikaten aynı sahnede o tiyatrosunu oynadığı, şiirlerini söylediği, ben konserler verdim. 2008 yılında beni Düzce çağırdı. Hocam dedi. Düzce'ye Sanat Bilim Akademisi açıyoruz. Seni burada görmek istiyorum. Celil mesele nedir filan bile gerçekten sormadım. Celil ilk arabayla geliyorum dedi. Ve geldim. (Gülüyor) 500'e yakın öğrenci vardı. 5 ay o Asar Deresi'nin kenarında hani eski bir yapı var, benim çok sevdiğim bir yapıdır o. 5 ay çocuklarla gece gündüz, zaman mevhumu filan da yoktu benim için. Pırıl pırıl çocuklar çıktı,
İnanın sevgili dostlar, kapanmış orası çok üzdü beni. Ölmeden çok kısa bir zaman önce Cellara'da hocam tekrar başlatıyoruz filan diye bana İzmir'de en son görüşmüştük sevgili Hümeyra'da gelmişti Halit Hanım Abdestan için. En son kendisiyle orada görüşebildik. Ben akşam kalacağını filan düşünüyordum. Arkadaşlar var İstanbul'a döneceğiz filan. Hakikaten hiçbir koşul karşısında başını eğmeyen enteresan bir kimlikti Cevil. Biz sadece seyircimizin, izleyicimizin önünde başımız eğeriz. Eğilmeyen başını bugün sevgili Cem'in önünde saygıyla yiyorum. Ve tekrar sevgili Cem. Nasıl Türk söyleyeceğimi bilmiyorum tabii. İnan Düzce'ye ineli beri sabah 5'te geldim İzmir'den. Boğazım sürekli düğüm düğüm. Ama söylemeye çalışacağım. Coştu
Kadın tersin, tersin.
kısa bir Antep türküsü ve sevgili Celil'in yıllarca oynadığı kısa Kuvayi Milliye Destanı'ndan şiirlerle devam ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklar
Gece aydınlığın kıbe sıcağı. Ve kanlılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çınır çınır. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı geçmiş kafilelerden kanan öküz ve teker dökülürdü. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen, ve soframızdaki yere yüzümüzden soğala gelen, ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız, ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki, ve kara sabana koşulan, ve ağlarda şu tusanda yere saplı bıçakların, oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi aynı altında, kanların ve hatuçların peşinde, harman yerine kehribar başaklı saf çeker gibi, aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şaraplerin çeliğinde ince boyun çocuklar uyuyordu. Ve aynı altında kanlar yürüyordu. Akşın üstüne Afyon'a doğru. Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacak. Dostlar, bizim dostlar, dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bizim dostlar, dişler, kenet dayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Kapansın ev kapıları bir daha açılmasın. Yok ya benim insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hır ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar. Ve Sayın Cem İdiz'i de almadan geçemeyeceğiz. Gecemizin sonuna geldik. Sayın Cem İdiz de bizimle birlikte olacaktı. Fakat rahatsızlığı nedeniyle şu anda serumla İstanbul'da yattığı için bizimle birlikte değil, o da Düzce Sanat ve Bilim Akademisi'nde bizlerin yanındaydı. Düzce'li çocuklara ücretsiz ders verdi ve biliyor musunuz ki 2008 yılında Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde bir ödül aldı. Ama ödülü almaya gitmedi, not yazdı. Notta dedi ki, bir Anadolu şehrinde öğrencilerimle beraberim, bu görevim ödülümü almaktan daha önemli.
Ben Celil Yağız. Vakit yok. Gerçekten vaktim yok. Sevgiye ayıracak zamandan başka vaktim yok. Anlamsız işgallere kapalıyım. Nemrut gibi. Nasılsa herkes şöyle insandı, öyle insandı. Öyle dedi, böyle dedi diye konuştu durdu. Onu sevenlerden istediğim tek şey, Düzce için büyük kayıp demesinler sevgili dostlar. Düzce onu kazanmak için uğraşmadı. Sizi görmeden önce beynin parmakları kadardı diye yazmıştım gazetede bu yazıyı, köşe yazımı. Ama gerçekten yüreği kocaman insanlar varmış onun yanında. Teşekkür ediyoruz onun için tekrar. Onun gidişi bir insanlık kaybı. Bir misafirliğe gitsem, bana temiz yatak yapsalar, her şeyi adımı bile unutup yatsam, Melih Cevdet'in izleri. Ancak şöyle değiştirmişti o, bir misafirliğe gitsem, bana çocukluğumun beyaz kaymaklı dondurması gibi temiz, tertemiz bir çarşaf serseler, her şeyi adımı bile unutup uysam. Aman hocam, bırakın şu umutsuz şiirleri. Bana Nazım'ı anlatın derdim. Dilinden gülümseyerek şu dizeler dökülürdü. Çekilmez bir adam oldum yine. Aksi, uykusuz, lanet. Evet, haklı taraflarımız yok değil hani. Derdim, asardı kahkahayı. Hep derdim, derdim de bir gün diyemeyeceğim. İnanın aklımın ucundan geçmez. Onunla birlikte çileli yollara çıkamayacağım. O çileli yolların sonunda bu sahnede alkışlanamayacağım. Dekorları kanter içinde taşıyamayacağımı inanın hiç düşünmedim. Hala da inanmakta zorluk çekiyorum. Konuşurdu o gözleriyle, elleriyle dolu dolu. Hatırlıyorsunuz değil mi? 5 lirası varsa 5'i de sizindi. Güzel okurdu. Şiir, kitap, Kur'an, insan. Şimdi susayım. Ondan biraz dizeleri yine ben okuyacağım ama çok isterdim ki kendisi okusun. Celil Yağız'ın dizeleri bunlar. Sanat yolculuğumun 50. yılını yaşarken geriye dönüp baktığımda beni en çok kederlendiren annemin ve babamın bir gün tiyatro sahnesinde oyunumu seyredeme işleri. Çünkü hiçbir oyunuma davet etmedim. Çünkü üzülüp utanacaklardı benden. Bu çok özel durumumu anlatmaktaki amacım, sanatın yeşermesinin tüm sanat dalları için ne kadar zor ve sancılı bir süreçten gelip katlanarak zorlaşmakta olduğunu hatırlatmak. Bir kentin konser ve tiyatro salonları yoksa o kentin gençleri, çocukları bir ağıl edebiyatıyla yetişir, sürü sendromu altında yok olup giderler. Ey sevgili Düzce'ler, nerede yaşıyorsunuz? Farkındalığı farkında mısınız? Bari çocuklarınıza, bari torunlarınıza merhamet edin. Yaşama girmiş en hafifinden omzuna dokunduğum, gözlerinin içine bakarak konuşabildiğim, sevdiklerim, dostlarım, arkadaşlarım, benim yetişmemde katkı sağlayan, beni seven, efsane olmuş öğretmenlerim ve ölülerim. Hele hele ölülerim. Daha çoklar ötede. 8 yaşımdan beri hep onları düşünmüşüm. Anmazsam onları, incindiklerini düşünmüşümdür. Çünkü unutulmak bir insanın yaşayabileceği en büyük trajedi. Biz sizi asla unutmayacağız hocam. Tüm dizeler, mısralar, replikler, yollar, sahneler, dekorlar, kitaplar, çocuklar, abiler, kardeşler, sizsiniz. Kendi zanımınızla 1.70 boyunda içi çürümüş ama bir Kafkas kaması gibi dimdik ayakta gittiniz. Sizi çok seviyoruz. Çok
Çok özleyeceğiz. Sayın konuklarım, burada bir ilave yapmak istiyorum. Tabii bu alkışlar, bu geceki alkışların tümü Celil Yaz'ın alkışları. Ama bu alkışlarda tiyatrocu, sanatçı, eşi ve ailesi olmanın özverisini, zorluğunu çekenlere de gitmesi lazım. Gecemize katkıda bulundunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Bizi onurlandırdınız, hocamı onurlandırdınız. Ve son olarak Düzce gazetelerinde Celil Yaz hocamla ilgili çok güzel bir yazı yazan Hava Hoca, bu yazıyı okuyanınız vardır, okumayanınız vardır. Ben bu gecenin düzenlenmesine emeği geçen genç arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. Ve onların eşliğinde Hava Hoca'nı sahneye alıyorum. Son olarak onun duygularını almak istiyoruz. Buyurun. Evet, hocamın yetiştirdiği genç tiyatroculardan bir grup huzurlarınızda. Seçkin bir toplulukla bir aradayız. Çok güzel. Bu yetkin topluluğun karşısında konuşmak çok zevkli ve aynı zamanda çok da zor. Ben üstadımızı kaybettiğimiz günde yazdığım duygu ve düşüncelerimi sizinle paylaşmak, seslendirmek istiyorum. Özrünüze sığınarak. Sanatçı anlaşılmazdır, sıra dışıdır. O herkesi anlar da herkes onu anlayamaz. Kendi yalnızlığının ışığında kavrularak ışık üretir, milyonlarca yıl önce ışığı sönmüş yıldızlar gibi ancak yansımasını fark ederiz, anlayabiliriz. O zaman da cismi yoktur ortada. Düzce'de bir sanat ışığı söndü. 45 yıla yakın kavrulup ışık yakmaya çalışan Celil Yağız, Celil Hocamız, Üstadımız. Bölgemizdeki bir avuç sanatseverin ve sanat icra etmeye çalışanların hemen hepsine dokunmuşluğu vardır. O, memleketimizin taşralarında her zorluğa inat, sanat ateşini yakmaya çalışan Prometheus'larından biriydi. Kulislerinde ve sahnesinde farelerle birlikte perde açtığı Emektar Gençlik Merkezi'nden Eğilmez Pasajı'ndaki Cep Tiyatrosu'na 1999 yılına kadar onunla ısınmaya çalıştı Düzce Tiyatrosu, Düzce'nin bir avuç sanatseveri. Edebiyatın edebindeyken henüz, hayranlıktan ağzım açık dinleyerek ondan öğrendim şiir yorumlamayı, Orhan Veli'nin mısralarına dokunmayı. Ayna Öğretmeni izleyerek öğrendim öğretmen ruhuyla solumayı. Cep Tiyatrosu'nun döner sahnesinde seyircisiyle oyuncusunun nefeslerinin karıştığı o mabette Sokrat'ın savunmasından aldığım hazzı Broadway'de müzikal izlerken bile alamadım. Kuvayi Milliye destanını yorumlarken dağlarda tek tek ateşler yakan kuvvacılar gibi sanat ateşini küçük bir yerde tutuşturmaya çalışmakla ortak noktasının olduğunu düşünmüş müdür bilmem ama 2005'lerde Düzce'ye dönüp belediyenin kurduğu sanat akademisinin başına getirildiğinde fitilin bu kez daha güçlü tutuşacağını, heyecanını duyduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bana tiyatro yaz Havva demiştin. Yazacağım hocam, yazacağım.
Yazarsam ilk, senin memleketimizin sıradan bir kasabasında yakmaya çalıştığın ateşin önce seni nasıl kavurduğunu yazacağım. Hissedebilir miyim? Belki bir esriklik anında, belki. Zenginleşmemdeki payım için binlerce teşekkürler hocam. Güle güle git hocam. Yüreğine dokunduğun, sanatla zehirlediğin diğer yürekler adına da. Gittiğin yerde Sokrat seni savunacak, Dümbüllü kanık çıkaracak, Muhsinler, Nazımlar, Orhan Veliler ayakta alkışlayacak, Halet ablam bağrına basacak, ruhun şad olsun. İşte bu nedenle Düzce'ye bir tiyatro sahnesi nasip olacaksa Celil Yağız sahnesi olmalı adı. Dışında sevgili Zeynep ve Can, Celil hocamızın değerli çocukları, ne mutlu ki size babasıyla anılan değil, babasıyla şereflenen çocuklarsınız.